Ve Bodrum Kitap Günleri etkinliğinin ikinci günündeyiz ve şu an yanımızda Bodrum Belediyesi Özel Kalem Vekili Müdürü Çağdaş Uyar var. Çağdaş Bey ilk kitabı olan Bodrum'da Yerel Siyaset isimli kitabını okuyucuları için imzalıyor. Çağdaş Bey, neler söylemek istersiniz, duygularınızı alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Bu kitap aslında bir yüksek sans teziydi öncesinde. Yüksek sans tezi kitaplaştı daha sonra yayın evinin isteği üzerine. Bu çalışmayı yaparken ben Bodrum'daki 30'a yakın eski siyasetçiyle, yerel siyasetçiyle görüştüm. Ve Bodrum'da gerçekten siyaset tarihiyle ilgili bir kaynak eksikliğini fark etmiştim öncesinde. Bunun üzerine bu görüşmeleri gerçekleştirdim ve güzel de bir eser çıktığını insanlar iddia ediyor. Beğeniyorlar da. O dönemde ismi geçen kişilerin büyük çoğunluğu olumlu ya da olumsuz yorumlar bile yazmış olsam çok beğenerek okudular ve beğenerek bana teşekkürlerini ilettiler. O yüzden herkesin okumasını dilerim. Özellikle Bodrum'da siyasetle ilgilenecek herkesin Bodrum'un sosyolojik hafızasını özellikle siyaset tarihinden ziyade sosyolojik hafızasını da bilmesi açısından önem arz etmekte. Çünkü Bodrum'da yapılan şu anki değerlendirmelerin birçoğu geçmişteki mücadelelerin bugüne yansımasıydı. O yüzden herkesin okuyup bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum eserde. Çok teşekkür ederim. Ben Özgün Ünlü, Bodrumlu yazar, ressam, aynı zamanda kaptan, bir kadınım. Bodrum Kitap Günleri'nde ilk kitaplarımla katılıyorum ama tabii ki 5 senedir yazıyorum. Kitabımda İstismar'ın 200'ünde çocuklarımız için, gençlerimiz için bir kitap yazdım. Medya istismar, sosyal istismar, her türlü istismara değinilen bir kitap. Çünkü dünyamızın güzel olması için çocuklarımıza güzel bakmamız lazım. Aynı zamanda da çocuklarımıza iyi bakıp onlara güzel bir dünya bırakmamız lazım. Bundan dolayı dünyamızda çocuklarımızda istismar etmeyelim diyorum. Benim mottom bu. Bunun yanında resim yapıyoruz ailecek. Babam Korkma Gündü, Bodrumlu bir yazar. Onun da güzel şiirleri. Yakında da ayrıca kitap fuarımız çok güzel oldu. TÜYAP'tan geliyorum ama hani TÜYAP'tan daha güzel oldu bence. Daha samimi, çiçek çiçek. Yazarlarımız çok güzel, Bodrum'un havası güzel. Dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Dünyanın harikası olan bir yer bence Bodrum. Herkesi kitap fuarımıza bekliyoruz. Güzel, bizler gibi yeni yazarlar için özellikle. Herkese tavsiye ediyorum.